Zaten bir gencin ilk sorduğu sorulardan biri bu. Hani İslami dairede flörtsüz evlilik nasıl olabilir ki? Bir tane arkadaş diyordu ki, İslami kitaplar okuyan bir kız kardeş buna vesile olmuş. Bununla sosyal medya üzerinden konuşmaya başlıyorlar. Diyor ki, bana güzel şeylere vesile oldu. İşte İslami kitaplara yöneldim. Ondan sonra beni gerçekten namaza alıştırdı. Gerçekten bunu söylüyor. Sabah namazına falan kaldırıyorduk birbirimizi muhabbetleri. Ondan sonra ne oldu? Evet kardeşim, abi biz çok büyük bir hata yaptık. İnternet üzerinden. Değil mi? Ya bir de manyak yani. Böyle bir insan aramıza dolaşacak, öyle düşün. Ben diyorum ya, o videoyu gördüm. Ya ben yerinde duramadım. Bak sana bir şey, aklıma gelen ilk şeylerden bir tane şu oldu. Lan iyi ki dedim cehennem var. İyi ki dedim ahiret var. Bu çünkü içi soğumuyor insanın ya. Şeriat dediğin zaman insanların aklına sürekli şey, az kes, insanları zorla, işte tesettüre sok, herkesi böyle baskı altında tut filan, hani bu şekilde anlatıyorlar. Bu tarz mevzulardan sonra da insanlar direkt bunun ihtiyacını hissediyor. Diyor ki, bu adam evet gerçekten bir kısas lazım. Geçenlerde bir fragman gördüm. Netflix bir dizi yapmış ama girişi böyle aşırı İslami. Allah zamanın ve mekanın ötesindedir. O her zaman her yerdedir. Dilediğini yaratır ve seçer. Ben zaten şaşırdım, dedim kesin bunun altında bir şey var diye attım hatta. Evet. Hatırlıyorsan. Ya bana da şey söylemişti Adem. Aha. Bir bakalım mı filan, hani İslam bir dizi yapmışlar filan. Ben dedim nerede yayınlanıyor? Netflix deyince dedim kardeşim, o tam tersini sallamak için hani İslam'a ters bir şey yapmışlardır kesin dedim ben de. Aynen, ben de öyle düşündüm. Sonra zaten son zamanlarda bayağı izlendi sanırım, ünlü oldu dizi. 9 bölüm falan varmış sanırım. Ben izlemedim açıkçası söyleyeyim. Ama kesitleri falan var böyle yani YouTube'da falan, oralardan izledim. Dizi incelemelerini falan izledim. Şöyle konuyu kısaca özet olarak geçeyim, bilmeyenler vardır illaki. Bir tane Gökhan adında bir karakter var. Cep telefonuna mesajlar geliyor ama bu mesajlar şey böyle. Hani ilk sen farklısın diye başlıyor ve onu bir nevi böyle peygamber gibi gösterecek mesajlar. Zaten sonrasında bu da inanıyor ve ben Allah'tan görevliyim diye insanlara da tebliğ kendince yapmaya başlıyor. O mesajların aslında hani bir yaratıcı, bir ilahtan değil de bir yapay zekadan. Da onun da arkasında bir insan varmış sanırım, dizide gösteriyor. Bir yapay zekadan geldiğini görüyoruz. Yani burada bu dizinin ne mesaj vermek istiyor? Netflix bu diziyle bize ne anlatıyor? Yani ben gördüğümde ilk aklıma gelen şu oldu. İşte cahil toplumları dinle nasıl manipüle edebiliyoruz? Peygamber Efendimiz'e yapılan iftiralar da vardı ya bu zamanda. Çok zeki bir adamdı. Çıktı o kavmi, insanları kendi yönetimi altına alabilmek için, onları yönetebilmek için böyle bir şey uydurdu. İnsanlar da cahil bir toplum olduğu için buna inandı. Hani din bir nevi insanları afyonudur muhabbeti var ya. Aynı bunun şekli. Yani bu yönetebilmek, yani. Için, yönetebilmek için böyle bir şey uydurdu diyorlar. Çok zeki bir insandı. Burada da zaten yapay zeka, çok zeki bir şey var. Aynı bunun şeklinde Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi böyle bir şey geldi. İnsanları bu şekilde kullanmaya başladı ki insanlar hani böyle birkaç olay olduktan sonra onlar da mucize güya, hani peygamberlere atıf yapıyorlar orada da. Birkaç tane gerçekten onların mucizelerine. İnsanlar inanmaya başlıyor ve çok cahilce gerçekten saçma hareketlerde falan bulunuyorlar. Halı sahada böyle adamın giysisini, kanlı elbisesinin üzerinde dua mı ediyorlardı, bir şey yapıyorlardı böyle saçma sapan. Zaten dizide birçok şey de varmış, hani peygamber göndermesi var. Bir dağa çıkıyor, evet, falan, evet, bana kendini göster, göster diyor. Tarzında işte bir daha orada hani Hazreti Musa Aleyhisselam'a örnek. Orada diyor ki mesaj, hemen telefonuna mesaj geliyor. Şu ev beni görmeye dayanabilirse sen de dayanabilirsin tarzında. Aynı yani peygamber kıssalarını oraya yansıtmışlar. Gerçekten peygamber olan zatların yaşadığı hadiseleri bu adamı bir nevi yaşattırıyorlar yani. Aslında mesela birisi karşı çıkıyor ona, hemen onun bir sırrı mesaj olarak geliyor. Evet. Hani onu söylüyor, hani diyor ki ben artık kaybı bilen birinden haber alıyorum şeyinde. Dediğini şu şekilde anladım ben de mesela. Nasıl ki yapay zeka çok kolay bir şekilde sizi böyle kandırabiliyor. Hı hı. Hani biz diyoruz ya, dinini sağlam öğren. Yani. Ama peygamber geldiğinde de haşadı. İşte Hazreti Muhammed geldiğinde de sizi bu şekilde kandırdı aslında. Hı. Algısını veriyor. Yani genel manada bir sonuç çıkartacak olursak diziden, yani aracıları bir nevi peygamberi veya dinse dini aradan çıkartmayı hedef alıyor. Veya yani, gözde düşürmeyi. Hani bak bunlar böyle yapılabilen bir şeyler, aynen, artık bu çağa geldik. Aynen. Ya şey, hatta ateistlerin falan en çok öne sürdüğü mevzu. Teknoloji artık gelişti. Hani God of the Gaps, boşlukların tanrısı. Evet. Artık yavaş yavaş bunlar kapanıyor. Bizim böyle bir tanrıya ihtiyacımız yok. Biz teknolojiyle zaten bu tarz şeylere ulaşabiliyoruz. Mucize dediğiniz şeyler de aslında bu tarz şeyler. Hı-hı. İnsanlar o zaman da bunu bu şekilde gördüğü için çok büyütmüşler. O şekilde anlatmışlar tarzı bir algı vermeye çalışıyorlar şu an. Hani aslında bir nevi şey, İslam akıldan uzaktır. İnsanlar böyle salakça şeylere inanıyor tarzı bir algı verilmiş. Hani zaten hep bilim muhabbeti, evet, yapıyorlar ya. Hani bilimden tamamen uzak, aklı bir kenara bırakacaksın. Böyle saçma şeylere inanacaksın. İşte kalben devam edeceksin, hissiyatlarına devam edeceksin. Çünkü hiçbir şekilde akla uygun şeyler değil bunlar aslında gibi bir algı veriyor. Evet, ama ben sadece şey olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten inanmak istemeyen bir kişiye dayanak noktası olabilir ama yine de hani gerçekten bilen
bilen, inanan bir kişiye yani tabii bir ki vesvese bile olacak, yani olacağını zannetmiyorum. Evet. Çünkü yani yine o zamanda böyle evet bir şey mümkün değil. Evet, aslında dizide ben de onu diyecektim. Yani mucizeyi aslında orada ispat ediyor. Yani şu an işte yapay zeka var, arkasında biliyor tarzında mesela konuşuyor ve insanlar ona inanıyor. İnanmasını işte zaten gaybden haber vermesi işte Kur'an'ın da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de büyük mucizelerinden, zaten en büyük mucizelerinden bir tanesi. Şimdi dizide de onu görüyoruz, onu ispat ediyor aslında. Şimdi insanlar da Enis'in dediği gibi neden inanıyorsunuz, ne şey yapıyorsunuz vesaire diyorlar ya. Yani tabii ki onların yaptığı algı, şu anki onlar da zaten algı yapmaya çalışıyorlar ama aslında istemeden de olsa o mucize tarafını ispat ediyorlar. Haberleri yok. Şimdi onların yapay zeka dediği taraf, dediğimiz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten ortada öyle bir şey yoktu. Bizatını işte dediğim gibi gaybden haber vermesinin bu kendi kendine bir mucize olması aslında ona yetiyor. Peygamberlik olarak işte iman delili olarak. İşte şimdiki algılarla onu kırmaya çalışıyorlar. Gözde düşürmeye çalışıyorlar. Basitleştirmeye çalışıyorlar. Geçenlerde de bir taksici abimizin birisini arabasına almasıyla bir olay başladı biliyorsunuz. Sen öyle o maskeyi takarsan kimse durmaz abi. Aslıyım ondan mı? Ben onu da maskeyi takarsan durmaz. Ben abi sen niye alacaksın? İnsan bizim bu havada sokaktan buraya kadar. Baksana dışarısı buz kesiyor. Hatta abinin herhalde mesaisi bitmiş olmasına rağmen bu soğukta dışarıda insan bırakılır mı diyerekten bir maskeli bir genci arabasını alıyor, taksisini alıyor. Hatta diyor ki hani bu maskeyle seni fazla kimse arabaya almaz diye de söylüyor. Oo, yani. Onu da söylüyor. Yani. Hatta normal bir diyalog hani konuşuyorlar aslında ilk bindiğinde. Sonrasında hani iyilikten maraz doğar derler ya. Yani onun gibi bir anda ineceği zaman o arkadaş çekip arkadan vuruyor. Ve abimiz daha sonrasında ölmüş zaten. Ve garip olanı hani bunu yaptıktan sonra hani çekip gidersin değil mi? Bu da değil. Tamamen merhametsizce yanına gidip işte yanağını tokatlayıp sonrasında herkese işte herkese güvenmeyeceksin evet böyle falan filan diyecek kadar yani tamamen insanlıktan uzak olduğunu gösteriyor aslında bu. Mesela şimdi bu konuyu üzerine konuşalım. Yani bir insan bu hale nasıl gelebilir? Gerçi geçen hafta o Epstein muhabbetinde de bunu konuşmuştuk. Hani orada pedofiliydi konu. Ben bu videoyu geçen gördüm direkt ben Twitter'da. Ekmen takdiri önüme düştü zaten. Olayın daha yeni, belki ilk günüydü bile, yanlış olmasın ama. Daha ilk günüydü mesela, gördüm. Yani samimiyetle söylüyorum, uzun zamandır böyle kanımı donduran derler ya, o tarzda bir video görmemiştim. Çünkü bahsettiğim kısım aslında işte ölüm olayı, işte cinayet olayı tam olarak değil. Elbette çok üzücü bir olay o da. Allah rahmet eylesin taksici abimize. Ama aslında olay detaylarda yatıyor. Senin biraz önce bahsettiğin detaylarda. Şimdi adam, yani o şahıs dışarıda dediğin gibi maskeli bir şekilde soğukta bekliyor. Abimiz tamamen merhametinden dolayı, şefkatinden dolayı. Hatta dediğimiz gibi o videonun devamında da geçtiği için rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Devamındaki sesli kaydında zaten gözüküyor. Yani diyor ki işte bak kimse durmuyordu, ben durdum senin için. Dışarıda insan bırakılır mı tarzında vesaire diye söylüyor. Şimdi yani bir insan onu tasarlayarak bile o arabaya binse, o laflardan, o cümleden, o duyulduktan sonra bir kalbinin yumuşaması lazım. Yani o işten belki vazgeçmesi lazım. Yani öyle düşünmesi lazım. Ama maalesef olay tabii çok kötü bir şekilde sonlanıyor. Ondan sonra senin dediğin şekilde hatta devam ediyor. İşte gidip gasp etme durumu işte. Ondan sonra tokatlama durumu. Bak kimseye güvenmeyeceksin tarzı. Adamı vurduktan sonra, abimizi vurduktan sonra bile o muhabbetler devam ediyor. Tabii burada da işte ne kadar merhametten, şefkatten uzak olduğunu gösteriyor. Aslında bir insanda iman tarafı ve imanın göstergesi olan o şefkat, merhamet, vicdan tarafları olmadığı zaman bir insanın nasıl? Aslında insan demek de doğru değil. Bir insana çünkü bu özellikler olmadığı zaman ne kadar insan denilebilir? Ayette de diyor ya hatta hani onlar hayvandan da daha aşağıdırlar diye. Burada bir misalini görüyoruz aslında. Ya zaten hani normal bir insan olsa zaten böyle bir şey yapmaz yani. Böyle bir şeyin planını bir insan neden kurar yani? Taksiye bineceğim de taksiciyi öldüreceğim muhabbeti gibi yani. Saçma. Gerçi sonrasında planlı değil, sonradan anlık gelişen bir şey olduğunu söylemiş ama tabii planlı olduğunda cezanın artacağını düşünürse evet, ondan da söylemiş olabilir. Evet. Neyse velhasıl işte yani burada insanı insan yapan hasletlerin onda öldüğünü ve bu yüzden kesinlikle hayvanlaştığını görüyoruz. Evet. Benim en çok zoruma giden mevzu, özellikle yorumlarda da insanlar belirtmişti. Ben de katılıyorum onlara. Diyor ki tamam bu adam hadi öldürdü. Peki cezası ne olacak? Ya asıl insanın zoruna giden mevzu bu. Hani içeri giriyor. İçeride bildiğin bakıyorlar yani bu adama gibi. Hapishaneye giriyorsun. İşte yemeğin önünde her gün ne bileyim artık dışarı evet çıkıp şey mi var, iznim var artık bilmiyorum. Ya saçma bildiğin. Aslında İslamiyet'teki o kısasa kısas muhabbetleri falan, oradaki ceza sadece bir kişiyi öldürmene karşılık değil. Sen toplumdaki hani güven ortamını bozuyorsun. O sözleri duyuyoruz ya hep artık. Hani hiç kimse kimseye güvenme. Kimseye yardım bile etme. Ne olacağı belli olmaz. Fıtri olarak zaten değil mi? Bir insan direkt şey diyor. Bu adamın da ölmesi lazım diyorsun yani. Hı hı.
Değil mi? Ya bir de manyak yani. Böyle bir insan aramıza dolaşacak, öyle düşün. Çünkü hani ne kadar verdiklerini bilmiyorum ama çok fazla değil diye biliyorum mesela bunun da. 5-10 yıl olsun fark etmez. Bu adam hani eceli gelmedi, içeride ölmedi, dışarı çıkacak, yine aramızda dolaşacak böyle manyak psikopat yani. Yani evet, ıslah edicilik yönü yok artık. Evet. İnsanlar mesela düşünsene, ben böyle bir manyakça plan yapacağım gerçekten bu adam gibi. Adam şunu düşünecek. Sonucunda başıma ne gelecek? Onun mukayesesini yapıyorsun. İçeri gireceğim. Sonuç hiçbir şey olmayacak yani. Yani sorun yok. Suçların artık bir caydırıcılığının olmaması. Yok, aynen. Hani yaparım, sonrasında biraz sıkıntı çeker, evet, çıkarım belki. Aynen. Ya bir de kardeşim şöyle bir durum var. O adamlar için aslında sıkıntı da değildi. Adam alışmış zaten. Böyle özelliklere baktığın zaman, tabii ki herkese yaftalamıyorum ama baktığın zaman zaten adli sicili dosyası falan böyle kabarık olan. Giriyor adam, çıkıyor, dediğin gibi bir sene bir en babası bir ceza alıyor. Birkaç sene ceza alıyor. Tekrar çıkıyor, aynı suçu işleyip geliyor. Yani adamın bir rutini gibi olmuş. Çıkıyor, cezasını işliyor, cezaevine gidiyor. Orada keyif sürüyor belki kendine göre. Sonra tekrar çıkıp tekrar bir ceza işliyor. Çünkü bir böyle geçen sonra, bir hayat. Evet, ülfet oluyor mesela içerisi adam. Kesinlikle. Oraya da adapte oluyor. Onun da zevkini sürüyor içeride yani. Yani o zaman yine dediğin gibi bir önceki bölümde de sanırım konuşmuştuk. Hani yapan bilir, bilen konuşur gereğince. Hani fıtrata uygun, şeriatta ne denmiş? Bunun cezası ölüm. Yani hem toplumun vicdanını rahatlatacak hem de bu adamı belki bu suçu yapmaktan alıkoyacak şey aslında ölüm cezasının onun önünde bariyer olması. Ya insanların şeriata karşı çıkması neden ne? Çünkü öyle bir algı yapılmış ki işte. Şeriat dediğin zaman insanların aklına sürekli şey. Az kes, insanları zorla işte tesettüre sok, onu yap, bunu yap. Herkesi böyle baskı altında tut filan, hani bu şekilde anlatıyorlar. Ondan dolayı ama bu tarz mevzulardan sonra da işte fıtri olarak bir meyil oluştuğu için insanlar direkt bunun ihtiyacını hissediyor. Diyor ki bu adam, evet, gerçekten bir kısas lazım. Hı hı. Onun şeyinin örneğini de vermiştik. Filistin muhabbetlerinden sonra diyordu ya birisi, artık ben işte Kur'an'daki cehennem ayetlerinin, evet, evet, neden bu kadar ağır olduğunu anlamaya başladım. Yani gerçekten yine gerekli olduğunu düşünüyorum. Hatta bir yabancı değil, evet, değil mi? Evet, evet, yabancı. Ben normalde kesinlikle böyle bir şey kabul edemem diyordu. Aynı bu mesele de öyle yani. Bir de bir kanka, zoruma giden şu taraf, adam Hacı abi tek başına bir suç işlemiyor aslında. Ben yorumlara girdim mesela, dedim ya, olayı gördüm, yorumlara girdim. Senin de dediğin gibi abi, kimseye bu devirde ilik yapma. Kimseye güvenme. Ya toplumda artık millet kimseye ilik yapmak istemiyor. Kimsenin bir sıkıntısını gidermeye çalışmıyor. Çünkü diyor ki ben bunu bir şey yapsam, ya bak benim başıma böyle bir şey gelebilir. Şimdi bu olayı görüyoruz. Geçenlerde haberlerde başka bir olay vardı. Birisi birine yardım ediyor. İşte cezalandırıyor. İşte öldürülüyor vesaire. Böyle böyle durumları görünce artık içerideki milletin yardım etme, yardım, şefkat, merhamet tarafları ölüyor aslında. Yani aslında korkuyorlar, bunu yapmaya korkuyorlar. Evet, evet, yani aslında sosyal yapıyı bozuyor. Zaten kesinlikle toplumu bozuyor. Hani bizim imandan bahsettik ya, iman ne alaka diyebilirler mesela. İman, İslam dediğimiz şeyin temeli bile eminlikten, hani teslim, bir insana rahatça güvenebilmekten geliyor. İman eğitimini alsa insanlar veya şeriattan bahsettik, İslamiyet hükmetse topluma, o zaman işte bu sosyal toplum ortamı da korunacak. Yani eminlik, insanların birbirine güvenilirliği, yardım etmesi, şefkat, merhamet duyguları da yükselecek aslında. Yani insanı insan yapan şey o şekilde iman oluyor. Zaten bu dışarıda mesela böyle düşünenlerde kanka şöyle bir durum var. Şahıs olarak bakıyor. Tabii ki zaten esasları onlar, işte namaz, işte oruç, ibadet tarafı en istedi diye şeriat tarafını konuşuruz vesaire. Bu duruma baktığın zaman sadece şahıs olarak düşünüyor. İşte ben örnek veriyorum, işte hanım kardeşimize tesettüre gireceğim. Ben şöyle yapacağım. Namazımı kılmam lazım yoksa ceza uygulanacak. İşte bir şey yaptığım zaman hep şahıs şahıs. Aslında şeriat toplumu çok fazla düzene sokmak için gerekli bir şey. Çünkü burada bunun çok fazla eksikliğini görmeye başladık. Zaman geçtikçe aslında daha fazla dediğimiz gibi kanunların yetersizliği, kanunlarından daha fazla, daha üstün bir kanunlara, işte Allah'ın kanunlarına, şeriat dediğimiz kısımda Allah'ın kanunlarına ne kadar ihtiyaç olduğunu toplumsal olarak görmeye başladık. Çünkü evet, şahıs olarak zaten bir insan yanlış olarak değil de temel kaynak olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seneyi aldığı zaman, o gerçek İslamiyet'i yaşadığı zaman kendini düzeltiyor. Eyvallah. Ama topluma çok fazla bir yansıması olamıyor. Çünkü bir şey yapmaya çalışsa karşıdan baskı tarafı görülüyor. Baskılanıyor. Çok fazla bir düzelme tarafı olmuyor. Ama bir şeriat dediğimiz zaman bir uygulanmaya çalışılsa, bir ona başlasa, toplum kendini düzeltmeye başlasa, o kanunlar içinde daha fazla yansıması gözükecek. Evet, külli bir akıl. Külli tabii, kesinlikle. Sürekli değiştiriyoruz zaten. Anayasalar değişiyor, şeyler değişiyor. Evet, dediğiniz gibi olması lazım. Hatta daha bugün mü dün mü ne şey de gördüm Twitter'da. Bir kedi var. Adam hatta kapıyı kapatıyor asansörden indikten sonra arkasına, hani kaçmasın diye. Orada dönüyor kedi. Kediyi tekmeleyerek kediyi öldürmüş orada mesela. Bu da yine bir merhamet, şefkat duygusu. Hani hayvan ona ne yapmış olabilir ki bu şiddeti, hiddeti gösteriyor. Ama bak orada da bunu görüyoruz yani. İnsanın artık insaniyeti böyle aşağılara indiği zaman hayvandan beter oluyor. Hatta hayvanla bile hakkı hayatına gasp ediyor. Ya Hacı abi, daha geçen videoyu konuştuk ya şimdi. Onu daha sindiremeden bu videoyu gördüm, dediğin gibi. Dün ne gördüm ben de. Aynı şekilde TV'de de gördüm. Ya oğlum, çok değişik muhabbete gidiyor. İnsanlar alta yazmış. Samimi söylüyorum, aynı muhabbeti yaşadım ya. Ya diyor, benim içim şu an diyor, soğumuyor diyor. Adama yakalamışlar herhalde, bir ceza tarafı olmuş herhalde, bilmiyorum da. Ya içim bir diyor, yıl, bir yıl bir şey var. Bir yıl mı? İyi halden bir yıl 3 aya indirmişler falan. Ona da karşı çıkmışlar. Bak, yine aynı muhabbet gibi işte, hukuk sistemi. Evet. Yani iyi hal muhabbeti bak, yapıyor yani. Sade toplum falan, sosyal hayat dedik biz. Bak sade insanların da değil, bütün canlıların hayatı
Evet, emniyeti yok yani. Değil, hiçbir şeyin emniyeti yok. Kanka neyin iyi ne hali? Ben diyorum ya, o videoyu gördüm. Ya ben yerinde duramadım ya. Bak sana söyleyeyim, aklıma gelen ilk şeylerden bir tanesi şu oldu. Lan iyi ki dedim cehennem var. İyi ki dedim ahiret var. Bu çünkü işi soğumuyor insanın ya. Görüyor, kaçmaya çalışıyor, kapatıyor. Şimdi izlemenler varsa aklına çok şey yapmayalım ama. Kaçmaya çalışıyor, yakalıyor, bir şeyler yapıyor, tekrar kıstırıyor köşeye falan. Ya hayvanın orada çaresizliğini görüyorsun. Bir şey de gelmiyor elden. Çıldırdım yani, videoyu izlerken çıldırdım. Alttaki yorumlara da baktım, onlar da aynı şekilde. Hakikaten dedim yani, iyi ki ahiret var, iyi ki bir hesap sistemi var, iyi ki cehennem var. Her şey hikmetli yani. Bugün ayın 13'ü. Yarın Ander'i. Ander Şubat. Ne günü? Ben yine geldi. Sevgili bakalım. Günler. Bil bakalım Esved'in parası cebinde kalıyor acaba. Kimin parası cebinde kalıyor? Evet, yine kapitalizmin diyebiliriz sanırım değil mi? Bize hediye ettiği. Buna da demezsen başka bir şey diyemezsin. Aynen. Yine günlerden bir tanesi değil mi? Bu, bunun sadece sevgililer günü üzerine de konuşmamıza gerek yok aslında. Hani şey de var. Ya anneler günü var. Günler. Babalar günü, kadınlar günü, günü. Yanlış anlaşılmasın tabii de şimdi hani. Biz diyoruz ki her gün hatırlansın. Ha, yani İslamiyet hani o değeri her gün bilinmesini istiyor aslında. Aynen. Gerçekten öyle ama. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bir güne tahsis ettiğin zaman böyle işte beklentiler oluyor. Hediye gelsin, şey gelsin. Bugün evet, işte eğlenelim, kafayı dağıtalım falan filan. Biz de tam tersine o günlerde mesela yılbaşı aynen gibi olsun falan filan. O günlerde tam tersine uzak maneviyatı daha fazla. Aynen. Tepki hediye yiyorsun. Verecek olsan yılbaşında vermezsin yani. Aynen. Anneler günü kutluyor musun? Anneler günü mü? Şöyle kutluyorum. Kutlamıyorum diyeyim. Hatta şöyle kutluyorum diyeyim, yanlış olmasın. Kutlamıyorum. Ama şimdi anne tarafında da biraz şefkat tarafı olduğu için biraz o dünyada yaşadığım için bekleniyor. Ben de şöyle yapıyorum mesela, önceden veya sonradan yapıyorum. Yani bir hediye tarafını yapacaksam, yani anneler günü olsun, doğum gününde vesaire olsun, işte 14'ü ise mesela işte 10'unda, 11'inde veya 15-16'sında bir onu hatırlatmak amacıyla bir vesile olsun diye yapıyorum ama direkt o günde Allah'ın izniyle yapmıyorum. Güzel. Bagını buldum şu an. Ya bana, aslında bir nevi bana kalsa yapma. Onun için yapmış oluyor. Normalde yapmayacak çünkü o gün geldiği için yapıyorum. Ya bana aslında o gün gelmek için değil yapmıyorum. O bir gün beklenti, önceden yapınca ne değişiyor ki sonuçta? Beklenti tarafı olduğu için onun hürmetini kırmamak için yapıyorum aslında. Yoksa bana kalsa ya, kutlamam. Ama şimdi evet, bekleniyor. Anladın doğru, mı? Karşı taraftan beklendiği için o hürmeti kırmamak gerekiyor. Yoksa mesela doğum günü olsa değil mi? Biz kutlamıyoruz yani. Yani kutlamıyoruz. Evet. Değil mi? Yapmıyorsunuz. Yapmıyoruz yani. Geçti. Evet. Yapmıyoruz. Bir mesaj attım bari. Öyle beklentimiz yok yani. Bilincili de olduğumuz için. Yok kesinlikle. Aynen. Yani o konuda. Ben seni her gün seviyorum. Allah razı olsun. Kayda girdi. Kayıt alındı. Ya öyle bir özentilik haline geliyor ki adam diyor ki 14 Şubat geliyor, hemen sevgili yapmam lazım, boş geçirmemem lazım orayı, hı-hı, yalnız geçirmeyeyim. Evet. Evet. Ya böyle bir saçma kafaya sokuyorlar insanları, harama yöneltiyorlar yani. Hani evet, sadece maddi kısmını geçtik, zarara uğruyorsun cep kısmında, hani maddi olarak, manevi olarak çok büyük bir zarara uğratıyorsun evet, seni. Evet, o da önemli. Adam artık o verdiği işte özgüvenle 14 Şubat ya artık ne bileyim o hissiyatlarla vesaire, bir öyle bir isteği yoksa da bir işte ne bileyim hanım kardeşe veya işte erkek neyse artık gidip çıkma teklifi ediyor işte sevgili olan. Tamam, o zaman al artık buradan. Ya dediğimiz gibi maddi zarar olduğu gibi manevi zararları var. Bunları konuşalım. Hani niye bir erkekle bir kızın çıkması böyle ya, zararlı olsun? Sevmek haram mı değil mi? Veya aşık işte, olmak haram mı? Hani hep soruyorlar ya, tanımayacak mıyım bilmem ne. Hı, öyle aynen. Hani nasıl ya, flörtsüz olacak? Evlilik olur mu? Ha, gibi. Bize en sık gelen konulardan biri. Bu konuda yaralı kardeşlerimiz de çok zaten. Zaten bir gencin geldiği zaman ilk sorduğu sorulardan biri bu. Hani İslami dairede flörtsüz evlilik nasıl olabilir ki? Hani çünkü görücü usul dediğin zaman akla şey geliyor işte. Evlendiğin gün göreceksin. Senin için bunu uygun gördüler. Sen işte bak bununla evlendin. Nasıl olacak? Filan tarzı muhabbet oluyor. Oysa ki görücü usulünde nasıl oluyor? İşte hatta ben bu konuda geçen gün bir arkadaşla konuşuyorduk. O da kendi arkadaşlarından anlatıyordu sürekli yaşadığı sıkıntıyı. Çünkü hani sen aslında dış güzelliğine aşık oluyorsun. Onun mesela kişisel özelliklerine çok fazla takılmıyorsun. Hissiyatlarına hareket ettiğin için. Ondan sonra kusurlarını görmüyorsun. Ama evlilik gibi bir dereceye taşıdığın zaman, iş ciddileşmeye başladığı zaman aynı eve giriyorsun. Sürekli yan yana duruyorsun, yüzle bakıyorsun, sürekli vakit geçiriyorsun. Bu sefer o konuşmadığın kişisel özellikler sana batmaya başlıyor ya. İnsanlar zaten bu yüzden ayrılıyorlar. Evlendikten sonra çok farklıymış gibi muhabbetler. Abi görücü usulünde öyle bir şey yok. Yani hissiyatla hareket etme gibi bir şey yok. Geliyorsun, karşısına oturuyorsun. Diyorsun ki benim evlilikten beklentilerim şunlar. Bunlar kesinlikle benim için olmazsa olmazlar. Sen bana kendi beklentilerini söyle. Karşılıyorsa evleniyorsun. Olmuyorsa direkt bitiyor orada muhabbet. Aynen. Ondan ve sonra başka bir talip bekliyorsun. Acısını da çekmiyorsun. Aynen. Böyle bir şey yok. Çünkü diğer türlü. Çünkü duygusal olarak bağlanmamış oluyorsun kendine. Çünkü o kişisel özelliklerine takılmıyorsun. Abi evlilik kısmına bir taşıdığın için olayı, ondan sonra azap oluyor evlilik senin için. Bugün yine bir berber muhabbeti, yine berbere gittiğimde bir arkadaş söylemişti. O da diyor ki ya bu zamanda diyor bizim bir arkadaş nikahlandı yakın zamanda, onun muhabbeti döndü. Ortak berberde arkadaş, böyle şeyler konuşuluyor evet, arkadaşlar. Ya ortak arkadaştan muhabbet işte, sen ne zaman evleniyorsun falan filan tarzı muhabbet döndü. Kanka dedi ben bu zamanda çok zor. İşte neden?
çok tehlikeli. Hani düzgün bir insanı bulamazsan hayatın zehir olur dedi. Hmm, evet. Gerçekten böyle. Ya sen şimdi haram sevda şeklinde bir evliliğe girersen, ki bunu benim de arkadaşım şu an yaşıyor gerçekten. Çok sıkıntısını yaşıyor. Anlatıyor bana. Haram sevda yoluyla ben evlendim. Eşiyle anlaşamama. İşte çünkü konuşmamışlar bunu. Bak bu bende kesinlikle olması gereken şeyler. Evet. Hayattan benim beklentilerim bunlar tarzı bir şey yok. Hissiyatlarıyla hareket ediyorlar. Ondan sonra evlendikten sonra iş ciddileşince sıkıntıya girmeye başlıyorlar. Hı-hı. Çünkü o ciddi kısımlar asıl ön plana geçmeye başlayınca hissiyatlar geri kalıyor. Hı. Sevgi de bir yerden sonra bitiyor. Ondan sonra hı, ne yapıyorsun? Sürekli kusur görme. Kusur görüyorsun, kusur görüyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Evlilikler bitiyor. Hı hı. Bir şimdi şu an bunun hani haram sevdadan sonra evlenenler için konuştuk aslında. Aynen. Bir de evlenmeyenler var yani. Yani tamamen olayın bitip elemi kalması. %99'u belki de öyledir. Evet, yani evet. Çok düşük bir ihtimal zaten. Hatta ben onlara şaşırıyorum evlenen. Çünkü genelde bitiyor yani. Erkenden hı hı, bitiyor. Evet. O zaman evlenmeyenlerle ilgili de hani bir yorum yapmamız lazım. Hani bu işe girilir mi? Niye girilsin ki yani? Bunun zararları vesaire. Bak onunla ilgili de hemen risk anlatıyorum. Bu risk alınır İki mı? İki tane diyor arkadaş. Yani, aynen, bu risk alınır mı? Şöyle anlatıyor, diyor ki arkadaşım şehir dışında tıp okuyan çocuklar geldi diyor sevgilisiyle. Haram olduğunu da bilen bir çocuk bak. Ona rağmen güya işte o da dindar kendince. Evleneceğiz da dindar zaten. Aynen biz evleneceğiz. Klasik. Beni sabah namazına kaldırıyor falan filan ayakları. Tamam. Neyse geliyor. Geç. Şöyle bir şey. Geldiği zaman herhalde üniversitede parti olmuş. Diyor ki kıza gitme. Çünkü sıkıntılı bir ortam. Hmm. Güvenilmez bir ortam. Dinlemiyor mesela. Gidiyor. Gidiyor. Evet. Adam da diyor ki içi içini yiyor yani. Ben nasıl böyle bir şey olabilir? Hani benim sevdiğim kız gidiyor, güvenilmez bir ortama giriyor. Mesajlar falan geliyor ya, biz biliyoruz yani insanlar oradan ne sıkıntılı yerlere düşüyorlar yani. Evet. Ondan sonra ne oldu? Zulüm oluyor yani bu adama. Evet. Seviyorsun ama terk de edemiyorsun. Ondan sonra sana manevi bir azap oluyor aslında bu. Evet. Ki zaten öyle mesela normal haram sevdayla başlayıp evlenmiş de olabilir ve çok aynen, mutlu da olabilir. Ama mesela bunların da şeyi şeyde başlıyor mesela. Atıyorum eşi çok yaşlandı, çok hani güzelliği gitti falan. Hı-hı. Ona binayet değilse eğer hı-hı, o muhabbet azalıyor mesela. Evet, evet. Allah'ın rızasını ön planda tutarak sevmek olduğu zaman o yaşlansa dahi ona aynı şekilde o muhabbeti evet, devam edebiliyor. Çünkü evet, ahirette de devamının olacağını biliyor ya kanka. Evet. O ebedi güzelliği. Ebedi güzelliği gelecek. Hı-hı. Eşimin diyor ya ebedi güzelliği var. O gelecek cennette hı-hı, benim bir arkadaşım olacak diye. Öteki türlü dünyevi sevdiğin zaman ya zaten bir iki ayrılık tarafı var. Bir normal ayrılık hepimizin bahsettiği zaten bir insan flörte başladığı zaman, bir haram sevdaya başladığı zaman %99 hı, ayrılıkla sonuçlanıyor. Yani evlenenler mutlu bir şekilde ilerleyip evlenenler çok az oluyor. İşte oraya girmeli. Bir de ölüm tarafından ayrılık var. Hı. Sen bu dünyada bekaya, baki olana o aşkı vermediğin için, bir faniye yönelttiğin için sen daima aslında azapta oluyorsun. Hı. Çünkü sen Allah rızasıyla sevmedin onu. Allah rızasıyla sevsen zaten dediğimiz gibi ahiret tarafını düşünürsün. Ebedi yoldaşlık, ebedi arkadaşlık tarafından evlilik tarafına manevi geçersin. Manevi azabını çekmezsin. Evet. Evet. Geçmez çekmezsin üç yani. Zaten 3 tane zarar sayıyor. Evet. Hani daha ahiret azabına gelmeden dünyada, bu dünyada 3 tane azabını sayıyor. Birincisi karşılık bir tanesi görmeni, o firak. Firak elemi. Firak dediğin ayrılmak. Ya evet, ölerek ya da işte normal bırakıp ayrılık, gitmesi. Bir tane kıskançlık elemi var. O da senin örneğine biraz benziyor. Hani evet, kıskanıyorsun fakat bir şey yapamıyorsun. Bir bağın yok onunla. Evet. Ondan dolayı bir şey yapamıyorsun. Bir de mukabele görmemek elemi var. Hani senin onu sevdiğin kadar o seni sevmiyor. Veya işte platonik aşklar falan var karşılık ya. Karşılık yok. Bunun gibi 3 tane elemi daha bu dünyada var. Zehirli bal olur diyor. Evet, zehirli bal. Tatlı bir şekilde mi başlar. Her şey güzeldir ilk zehri başlarda. Çıkıyor ondan sonra, evet. Ondan sonra zehri çıkıyor. Evet, şeytanın evet, zaten o kandırmak için o verdiği o cüzi lezzet. Evet belki bir lezzet olabilir ama o cüzi lezzeti. Peşin. Saydığımız özel peşin lezzeti o bizim az önce evet, saydığımız şey elemler götürüyor zaten. Bizim maalesef alıyoruz, böyle anlatıyoruz ama işte İslami kesimde de maalesef bu çok fazla var. Ben ona şaşırıyorum zaten. Dediğim gibi başka bir arkadaş da var mesela o şekilde. Diyor ki haram olduğunu biliyorum. Ama bırakamıyorum. Ama diyor hayır işte bir birbirlerini yoksa namazına kaldırıyorum. Gerçekten bu tarz muhabbetler yani çok komik. Bir komik yani. İmam da kaldırıyor sabah namazı. O Serkan abi videosunda diyor ya haram sevda videosunda. Ya zaten Allah emrediyor sabah namazına kalkma. Allah aynen kalkmıyorsun. O çocuğun işte o hanım kardeşinin bak, söylediği tesir. Evet, bununla alakalı çok kötü bir şey oldu. Ben mesajlara bakarken bir tane arkadaş diyordu ki İslami kitaplar okuyan bir kardeş, kız kardeş buna vesile olmuş. Bununla sosyal medya üzerinden, bak yüz yüze değil farklı şehirlerdeler. Sosyal medya üzerinden sonra konuşmaya başlıyorlar. Bu da bir özeldir aslında. Ondan bu da sonra, olmaması lazım. Evet, bu da olmaması gereken bir şey. Çünkü zaten işin ileriki boyutunda çok sıkıntılı şeyler olduğunu anlatacağım işte şimdi. Diyor ki bana güzel şeylere vesile oldu. İşte İslam'ın kitaplara yöneldim. Ondan sonra beni gerçekten namaza alıştırdı. Gerçekten bunu söylüyor. Sabah namazına falan kaldırıyorduk birbirimizi muhabbetleri. Ondan sonra ne oldu? Evet kardeşim. Abi biz çok büyük bir hata yaptık. İnternet üzerinden bu işi sıkıntılı bir hale çevirdik. İlle yüz yüze olmak zorunda değilsin. Hani zinaya yaklaşmayın muhabbeti var ya. Evet. Ya mevzu bu. Hani zina yapmayın değil, zinaya yaklaşmayın. Ya sen o yola girdin
girdin mi, o kapıdan girdin mi her türlü o şeyi yapacaksın. Ya. Yüz yüze bile olmak zorunda değilsin artık teknoloji sayesinde, maalesef uzaktan bile bunu yapabiliyorlar. Ve bu insanlar bunları yaptıktan sonra gerçekten kendini düzelse bile o vicdan azabı için derinde kalıyor. Evet. O bile yani. Ya düşünsene sıkıntı. Evleniyorlar. Abi diyor ben nasıl evleneceğim? Evlendikten sonra eşimin yüzüne nasıl bakacağım? Gibi evet. Ya da bak gerçekten şöyle sıkıntılarla da çok karşılaştık mesajlarda. Bir insan beni böyle nasıl kabul edecek filan. Ya gerçekten sürekli onun öğrenmesinden korkuyorsun. Evet. Bu da var ama bu belki böyle bir insan da bu videoyu izliyor olabilir. Buna da şey yapmak lazım. Burada hani sen eşime yüzüne nasıl bakacağım muhabbeti değil. Aslında hani Allah'a karşı o pişmanlığı evet. hissetmesi ve onun tövbe etmesi lazım. Kesinlikle. Tövbe ettikten sonra inşallah Allah affeder. Onu biz bilemeyiz. Burada da ümitsizlik olmaması lazım. Evet. Ama tabii bizim demeye çalıştığımız nokta hiç bu aşamaya gelmesin. Ya akla böyle işte düşünceler geliyorsa kardeşlerimizin bunu düşünmesi lazım. Yani başkalarının her şeyi tecrübe edeyim, kendimi tecrübe evet. edeyim tarafına gitmemesi lazım. Evet. Yani görüyor acaba 5. 10. katın adam kendini atıyor ölüyor. Aynen. Sen de gidip kendini atayım ben ölür müyüm falan. Belki ya buraya, ben ölmem. Belki ben ölmem. Şey, buna girmeye gerek yok. Ahmet abi demişti ya her şeyi tecrübe edecek kadar uzun bir hayatımız yok diye. Evet. Bazı kesinlikle. Şeyleri de böyle görmemiz lazım. Evet. Göreceğini evet. görüp onu tecrübe etmemen lazım. Evet. Yani aslında. Zaten şu an onu Fatih bir videosunda söylemişti. Şu an yani günümüz için konuşuyorum. Evliliklerin neredeyse %60'ı vesaire ilk bir sene içerisinde boşanmayla bitiyor. Şu anki evet. güncel evliliklerin mesela %60'ı vesaire bir sene içinde boşanmayla bitiyor. Evlendiği günden sonra direkt bir gün sonra boşananlar falan tabii, tabii var. Tabii tabii onlar yani. Da var yani. Çünkü gerçekten haram muhabbetlerde öyle. Hiçbir şekilde kendi kötü huylarını karşıya göstermezsin. Hı hı. Hani diyorlar ya gerçekten birlikte aynı çatı altına girene kadar gerçek manada tanımıyorsun. Hı hı. Çünkü gerçekten o dediğim gibi hissiyatlar çekildikten sonra o kötü huylar ön plana çıktıktan sonra sen onu görüyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki vay bu böyleymiş. Hı hı. Çünkü kimse kusura bakmasın yani. Şurada karşı cinsten biriyle böyle denk geldiğin zaman bile konuşması değişiyor ya insanın. Hı hı. Evet. Ya ne yapacak sana? Tabii ki de kötü huylarını göstermeyecek ama evlendikten sonra sen onlara maruz kalacaksın. Hı hı. Ondan sonra da ne olacak? Maalesef işte evlilik bitecek yani aynen. Özellikle ben, o zaman hanım kardeşlerin bu tarz sizin evet, daha çok tutması lazım. Evet kesinlikle. Yani güvenmemek lazım. Zaten bu tarz ilişkilerden sonra en çok sıkıntı çekenler de maalesef hem manevi olarak hem de maddi cihette de maalesef kadın kardeşlerimiz evet. çok sıkıntı çekiyor. Bu arada bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa onu da şuraya karta koyuyoruz. İnşallah oradan izleyebilirler. O videonun altına gelen yorumları da okuduk arkadaşlar. Bununkini de okuyacağız tabii ki. Bazı olumsuz yorumlar var. Onun hakkında da kısa bir geçelim böyle. Ya orada olumsuz yorumlar var. Videonun içinde anlattığımız şeylerin tekrar altta aynı şekilde söylüyorlar. Biz burada bir gerçeği ortaya koymaya çalışıyoruz. Hani elimizden geldiğince Kur'an, hadis veya işte Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinden yararlandığımız şeyleri aslında aktarmaya çalışıyoruz. Yani biz burada bir orta yollu bir konuşma da yapabiliriz. Herkesi memnun edecek, hani ne böyle ne böyle konuyu yumuşatacak bir konuşma da yapabiliriz. Ama keskin konuşmamızın sebebi yani bunlardan evet. emin olmamız aslında. Evet. Yani sallamasyon o yüzden şahsi fikirlerden daha çok biz değil mi hakikatlere dayandırıyoruz. Aynen yani zaten yani. Bu gündem meselelerinde bunu bekliyorduk ve olmaya devam edecek büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi biz burada gerçekten olması gerekeni konuşmaya çalışıyoruz. Bu videonun da inşallah altına yorumlarını olumlu veya olumsuz bekliyoruz. Silmiyoruz da. Olumsuzları da silmiyoruz. Tamam. Siminal mesaj bitti. Bunu koymayacaksın.